Game Loft'u sadece asfalttan ibaret bir firma sanıyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Game Loft'un başka oyunları da var. Bunların neredeyse hepsi ölü fakat varlar. Ubisoft'un rahminden çıkan Game Loft uzun bir süre annesinden ayrılmadan oyun geliştirdi. Emeğinin karşılığı olarak biz bir aileyi sözünden başka bir şey alamasa da mutluydu. Yani herhalde öyleydi. Fakat her toksik ilişkide olduğu gibi bu durumda da mağdur olan tarafı başkaları cezbetmeye başladı. Ve işin sonunda Ubisoft Game Loft'u sattı. Ubisoft ile artık ayrı olan Gameloft uzun süre ayrılık acısı çekmedi ve Ubisoft'un oyunlarını çıkarmaya devam etti. Hatta bunu bazen Ubisoft'tan bile önce yapıyordu. Eğer büyük şirketler oyunlarını mobile çıkarmıyorlarsa bunu onların yerine siz yapabilirsiniz. Yeter ki onların bundan haberi olmasın. Bu şirket hala nasıl davallık olmadığı hiçbir fikrim yok. Ancak Google Play'in içerisindeki oyunlarının büyük bir kısmının bir şeylerin kopyası olması durumuna tepkisi aşağı yukarı şöyle. Game Loft'u diğer firmalara kıyasla no name sanıyorsanız yine yanılıyorsunuz. Kendisi bilinen çoğu oyun devi ile ilişkili. Malum hepsinden... Abi çalıyor çırpıyor da... Yapıyor <laughs> Bu çalın çok fazla şey olur. Özenilen. Özenilen oyunların arasında GTA, God of War, Mario, FIFA, Subway Surfers, Battlefield, Heyday ve Warcraft bile var. Hem de abonelik sistemiyle çalışıyor. Abi demeyim diyorum da sen bize daşak mı? 2009 ve 10 yılları ise oyuncuların aklında LOL ve RDR 2'nin piyasaya sürümüyle kaldı. Bu yenilikleri Game of'da kutladı ve sadece bir sene içerisinde kendi Cowboy ve MMORPG oyununu çıkardı. Bir aralar işleri o kadar kötü gitmeye başlamıştı ki artık mobil oyunları da komünistliyorlardı. Gameloft Mutlu Mesut kendi Clash of Clans'lerini çıkarmış, özenti oyunlarının içinde özenti olan başka oyunlarının reklamını yapıyordu. Hayat belki de gerçekten o an güzeldi. Fakat uzun sürmedi. <laughs> Videonun başlarında Gameloft'un oyunlarının ölü olduğunu söylemiştim. Olay şu ki bu ölü oyunlar ikiye ayrılıyor. Günümüzde halen desteklenenler ve artık desteklenmeyenler. Ve burada gördüğünüz bazı oyunların önceki bölümleri artık aramızda değil. Gangster serisi de bunlardan bir tanesi. Zamanında kendisine saygısı olan her şirket en az bir kere GTA klonu yapmaya çalışmıştı. Game Gameloft 9 kere yapmaya çalıştı. Sadece iki tanesi başarılı olabildi ve günümüze kadar geldi. Diğerleri artık yok. Ama Gangster Vegas var ve çıktığı ilk günkü kadar taze ve iyi. Gameplay 30 FPS kat sahne 15. Reklam izleyerek canlanma özelliği, menüye girerken reklam, haritayı açarken reklam, hatta oyuna girerken bile reklam. Yalnız oyunun ufakta bir artısı var. Donate olayı çok kafa karıştırmıyor. Malum oyunda her şey satılıyor. Hocam. Şey hocam. hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu ben sana diyeyim. Bence duralım. Ha hocam ancak Vegas eski bir oyunu ve günümüz oyunlarına kıyasla belki sönük kalıyordu. Ama muhtemelen Game sayısız gangster oyunundan edindikleri tecrübe ve günümüz teknolojilerinin ilerlemesinden faydalanarak Vegas'tan daha iyi olan bir oyun yapmışlardır. Net. Evet. Oh Ay bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kız? Oyunun bu hali size kötü geliyorsa unutmayın ki oyun yeni çıktığı zaman bir görevden diğerini aracınızla şehrin içinden piyasa yaparak gitmek yerine oraya direkt ışınlanıyordunuz. Enerji karşılığında. Bu enerji olmadan genel olarak hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama Vegas'tan ziyade New Orleans'ta her şeyi parayla alamazsınız. Çünkü bazen direkt istediğiniz şey çıkmayabilir ve paranız boşa gitmiş olur. <laughs> Game Gameloft'un kendisini futbol oyunlarında denediği bir dönemde vardı. Uzun da bir dönemdi. Her sene yeni bir oyun, bazen de hızlarını alamayıp yılda iki tane oyun yapıyorlardı. Ve bu oyunlarda değişen sadece tek bir şey oluyordu. Grafikler. Hem de kötü yönde. Futbol oyunlarında pek becerikli olmadıklarını kısa bir süre içinde fark eden Game Gameloft bu işe bir son verme kararı aldı. Ancak futbol timi 15 yıldır son verilmiyor ve bunun başlıca sebepleri var. Mesela Türkiye'deki bazı teknik direktörlerden şikayetçiyseniz ve işlerini bok gibi yaptıklarını düşünüyorsanız ki bazıları işlerini bok gibi yapıyor. Futbol timi oynayarak bu teknik direktörlük işini üstlenebilirsiniz. Bu da mesela benim takımım. Evet neden olmasın. Kadron pek sağlam sayılmaz. Teknik direktör becerilerim de aynı şekilde. Ancak oyuncuları düzgün seçerek onlara uygun mevkilere yerleştirip güzelce ne geliştirirseniz benzer bir tabloyla muhtemelen karşılaşmazsınız. Oyuncularınızı geliştirmek için ise onlara antrenman yaptırmanız gerekiyor. Ardından köydeki sarhoş amcalardan daha fazla iş yapabilecek duruma gelen oyuncuları maça çıkarıyorsunuz. E tabii ki maça çıkabilmek için sizin takımıma gelmeniz gerekiyor. Bunun için de size enerji lazım ve tam da bu konuda size reddedemeyeceğiniz bir teklif sunacağım. Açıklama kısmındaki linkten futbol timi oynamaya başlarsanız başlangıcınızı 50 bin enerjiyle yapıyorsunuz. Bu anne babadan zengin olmak gibi bir şey. Harika. Ayrıca sizi Kartexpor'a bekliyorum. Takıma gelen kişilere şehir kafeteryasından bir noodle ısmarlıyorum. Duruma göre döner de ısmarlayabilirim. Oyun bu arada bedava ve linki de beğeni tuşuna oralarda bir yerde. Game Loft'un kısmen orijinal olan tek oyunu muhtemelen Asphalt'tır. Neredeyse bir hikayesi olmayan ve olayı yarış kazanmak iyi, yarış kazanamamak kötü olan serinin spin offlarıyla birlikte 1 2 3 4 5 6 22 22 tane oyunu var. Ancak aynı Gangster'da da olduğu gibi asfaltında günümüze kadar sadece birkaç oyunu gelebildi. Çıkan her yeni oyun eskisini yok etti. <laughs> Fakat yine de piyasada asfalt 9 ve nitro olmasına rağmen asfalt 8 kaldırılmadı. Bunun nedenini anlamak için ise asfalt evrenine ufak bir atlayış yapmamız gerekiyor. Aslında Asphalt 8'in içerisindeki tüm donate'nin çıkarıldığı bir bölümü de var. Asphalt 8 Apple Arcade. E tabi sonrasında Game of Asphalt 8 Apple Arcade'i imha etti. Bunun da basit bir açıklaması var. Güzelmiş kardeş. de gerek var. Aslında Asphalt'ın bunlar dışında da 8. bölümleri var. Gameloft her kategoriden oyuncuyu tatmin etmek istemiş. Mesela telefonunuz e, bok gibi ve hiçbir şeyi kaldırmıyor mu? Alın size 100 MB'lık Asphalt 8 Nitro. Telefonunuz boktan da beter ve kamerası dahi doğru düzgün çalışmıyor mu? Alın size piksel piksel Asphalt 8 Java. Malum Gameloft'un pazarlamacılarına göre Sony Ericsson veya Nokia gibi telefonlar 2015'te gayet de aktüel ve kullanışlı. Bunu neden yaptın? Neden? Bilmiyorum. Runner fetişiniz mi var? Asfalt 8 Overdrive. Minyonların koşabildiği bir evrende arabalar neden koşmasın ki? Gerçi minyonları da Gameloft koşturmuştu. Herhalde Ubisoft Gameloft'a tekmeyi basmasaydı sıradaki koşucular asesinler olacaktı. Gameloft her ne kadar direnmiş olsa da işin sonunda Asphalt 9'u çıkarmak zorunda kaldı. Malum Asphalt 8'lerden en genci 7 yaşındaydı. Ha bir de oyuncular artık yavaştan bir oyunu tamamlayabilmek için neredeyse 9000 dolar ve 1500 saatlik bir gameplayin bir tık fazla olduğunu anlamaya başladılar. Mobil tayfa sandığınız kadar aptal değil Gameloft emin olabilirsiniz. Asphalt 9'un ise çok da bir olayı yok adı falan değişti işte. Ve oyuncular her ne kadar bu yeniliği iyi karşılamış ortaya yeni bir oyunun çıktığını sanmış olsalar da Peki. Ancak bir sürü yeni içeriğin gelmiş olduğuna da göz ardı etmemek gerekir. Bir şey değil, alt tarafı 2800 saatlik bir gameplay var. Tabi dert etmeyin, bu gameplay'e ulaşmak da zor. Malum ikinci bölümden sonra oyun size ufaktan araçlarımızın seviyelere göre fakir kaldığını ima ediyor zaten. Fakat yine dert etmeyin. Oyunda 250'ye yakın araç var ve bu araçları çıkarabileceğiniz son derece unik bir paket sistemi. Araçları paketlerden Türkiye'de asker ücretli araba almaya çalışırcasına azar azar çıkartıyorsunuz. Gerçi bu paketlerin fiyatları da asker ücret kadar zaten. Ancak bundan uğraşmak istemiyor ve bir biraz daha tasarrufa gitmek istiyorsanız pes alabilirsiniz. Seçenek olarak 5 tane pes var. Evet ebesinin nikahına kadar gitmiş. Oyuncular olarak oyunların her yeni güncelleme ile optimizasyonlarının düzelmesine alışığız. Ancak ezber bozan Gameloft bu konuda da farkını konuşturdu ve her yeni güncellemede oyunlarını daha da kötü optimize ediyorlar. Ve olur da bir gün kendinizi pek zeki olmayan bir birey gibi hissederseniz aklınıza bazı insanların bu oyuna Steam'de iyi değerlendirmeler bıraktığı gelsin. Türkiye'nin IQ ortalaması 90. Game Loft'un arada düzgün oyun yaptıkları da oluyordu. Mesela Nova Trios'u buna harika bir örnek. Özellikle 3. bölümü. Oyun gayet güzeldi. Konusu sarıyordu ve multiplayer'ı da sakat değildi. Fiyatı da uygundu ve içerisinde donate yapabileceğiniz pek bir şey yoktu. Bundan dolayı Game Loft onu imha etti. Ve yerine Legacy'yi verdi. Bu sefer donate sorunu çözülmüştü. Donate yapabileceğiniz çok fazla seçenek vardı. Ancak oyuncular bu oyuna donate yapmadı ve Ubisoft tüm seriyi yok etti. Detaylı bilgiye şu harika videodan ulaşabilirsiniz. Ubisoft'un geçenlerde yok ettiği diye bir oyun daha vardı ancak onu yok etme sebeplerini anlayabiliyorum. Oyunda kimse yoktu. Tabi bunda da oyunlarının varlığını unutan Game Gameloft'un parmağı var. Benzer bir hikaye Brother in Arms durumunda yaşandı. Oyundaki bitmek bilmeyen Donate bir yana Gameloft sizin Brother in Arms diye bir oyununuz var hatırlarsınız eğer haberim yok. Nova'nın hikayesine benzer bir hikaye ise Modern Combat durumunda yaşandı. Gameloft'un aklına nedense Donate ağırlıklı Modern Combat Versus'u yayınlamak geldi. Oysa ki piyasada zaten daha da Donate ağırlıklı olan bir Modern Combat 5 vardı bile. Ve doğal olarak Versus'a kimse Donate yapmadı ve imha edildi. Combat 5 ise halen yaşıyor. E gerçi ürünleri satın almak yerine onları kiraladığınız bir Donate sistemine sahip olan bir oyun kolay kolay ölmez zaten. Hı? Oyunlara benzer şeyleri Game of daha 2015'lerde yapmaya çalışıyordu. Sonuç olarak da kendi Diablo'larını yapmak için ve kendi Warcraft'larını yapmak için ise iki deneme yaptılar. İşin sonunda ilki Gameloft için tamamen görünmez oldu. Warcraft denemeleri ise başarısız oldu. Malum Gameloft oyunlarına koydukları donate'i biraz fazla buldular ve onları azaltmak yerine kökten bir çözüm ürettiler. 2015'ten sonra ise Gameloft biraz akıllandı ve oyunlarını donate'lere eklemekten vazgeçtiler. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. March of Empires'ın ise neden hayatta olduğunu inanın hiç bilmiyorum. Hani oyunun %80'i sadece bir şeyleri güçlendirmekten, geri kalan %20'lik kısmı da ekranı izleyerek arada canınız sıkılınca hızlandırma tuşunu kullanmaktan ibaret. Ve tüm bunların üstüne oyuna yeterince para yatırmazsanız rakipleriniz sizi resmen ediyor. Oh my. Ediyor. Mutluluğu ne Vikinglerde ne GTA klonlarında ne de FPS olmayan FPS oyunlarında bulamayan Gameloft bir dönem kendisini etkileşimli hikaye oyunlarında denemişti. 16 yaş ve üstü için olan ancak IQ'su bir patelesten bir tık daha yüksek her bireyin bu yaş sınırlamasını kolayca aşabileceği oyunların ufakta bir sorunu vardı. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Allahsızlar bu ne lan? Bir şeyleri yanlış yaptıklarını anlayan Gameloft'lar günümüzde artık PC oyunu geliştiriyorlar. Malum yavaştan artık stüdyoları kapanıyor ve elemanları işinden oluyor. Şirketin ifade ettiğine göre mobil piyasadan çekilip PC ve konsol için oyun geliştirmeye başlayacaklar. Gerçi şu anlık oyun diyebileceğimiz sadece bir tane projeleri var. Bu sadece başlangıç. Ancak Disney ile yapılan işbirliği sizi en fazla 3 yaş ve üstü için olan paralı bir oyunun içerisine donate eklemeye kadar götürebilir. Bu yaştaki oyuncuların bir yerden para bulup da onu oyuna yatıracaklarını falan mı düşünüyorlar acaba? Ben mesela 21 yaşındayım ve oyuna yatıracak şu kadarcık bile param yok. Ancak aştı değilim. Bunu da kanalıma katıl yapan bebeklere borçluyum. Harikasınız. Kaçımı sandalyeye koyup da hemen yeni videoya başlamam için ise aşağıda 1 ile 8 bin arası beğenilen olması lazım. Anlarsınız ya. <laughs>